Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Crazy Dreams Best Of nasıl bir oyun ona bakacağız. Bir ilk bakış videosu değil çünkü ben bu videoyu yaklaşık bir yarım saat önce çektim. Yani yarım saat önce çektim, 5 dakika önce bitti. Kontrol edeyim diye girdim, oyunun sesi ve benim sesim yoktu. O yüzden baştan çekiyorum, dolayısıyla daha önce oynadığım bir oyun olmuş olacak. Nasıl bir oyun olduğuna bakacağız. Bir platform oyunu, onu baştan söyleyebilirim. Ne diyeyim bilemedim. Evet, World 1'dan başlayalım. The Beginning, evet. Buradan başlayalım. Oyunda bir kediyi oynuyoruz. Merhaba Magic Hat, ben Karamel. Dünyamız Raider'lar tarafından ele geçirildi, istila edildi. Bir tek sen bizi kurtarabilirsin. Bana tepenin tepesinde, zirvesinde ulaş diyor. Raider dediği de fareler. Biz kediyiz haliyle. Farelere karşı savaşıyoruz. Oyun aslında bir... Magix'den en iyi video game ödülü almış ama... Magix hakkında çok bir fikrim yok. Şu an tutorial olduğu için işte duvara tırmanabildiğimi gösteriyor. Çok böyle ödüllük bir platform oyunu olarak düşünmüyorum. Yani platform oyunlarını çok seven birisiyimdir. Sıkı takip edenler bilir ne kadar fazla platform oyunu oynadığımı. Açıkçası açıklamasını vesairesini okuduğum zaman ben de aa ne güzel platform oyunu vesaire diye sevinmiş ve heyecanlanmıştım. Ancak işte az önce videoyu çekerken biraz hayal kırıklığına uğrattı. Belki belli bir yaş kitlesine hitap ediyor diye düşünebiliriz ama bence belirli bir yaş kitlesinin altındaki arkadaşlarımız da daha iyilerini hak ediyor platform oyunlarının. Evet, ilk bölümü bu şekilde geçmiş olduk. Oyunda çeşitli hatalar var. Bağımsız bir yapım zaten biliyorsunuz. Şu an gamepad ile oynadığım halde mesela ekranda mouse görüyorsunuz her şey bittiğinde. Şimdi bölümü geçelim. Bir sonraki bölüme. Play diyelim. Gamepad'e geçtiğim anda benim aslında beklentim ekrandaki imlecin yok olması yönünde. Arada farklı bir saldırı yapıyor görüyorsunuz. Üçüncü saldırı biraz daha büyük oluyor gördüğüm kadarıyla. Bu stuff aslında ilk boss'u yendikten sonra aldım. Baştan oynadığım için tekrar bunu oynatıyor. Ben de işte yani ne farkı var bu stuff'ın? Daha fazla damage var. Ben çok fazla vaktinizi almamak adına ilk stuff'ı değil de bu stuff'ı kullanıyorum. Daha çabuk rakibimizi öldürebilirim diye. Rakiplerimizi. Size Sony'yi anımsatmış olabilir az önceki yer. Evet, biraz esinlenme var bence de. Oraya değil de şu... ama orası aşağı iniyor. Tamam. Geldiğimiz yere gidiyor. Buradan paralarımızı toplayalım, benciklerimizi. Deminden beri duyduğumuz ses buradan geliyor. Hani şey yok oyunda. Uzaklaştık ses azalıyor gibi bir durum yok. Haritanın en ucunda da olsa bu. Bunun sesini sürekli duyuyorsunuz. Hoppa. Tamam, bunu da bu şekilde geçmiş olduk. Birazcık dayak yiyerek ama. Benciklerimizi alalım. Ve yeni bölüm sonuna ulaştık. 4 bölümün sonrasında bir de boss fight'ımız olacak. Onu da gösterip ben size veda edeceğim. Oyun 22'sinde, yani aslında videoyu çektiğimden bir gün önce piyasaya çıktı. Şu an 18 lira civarı bir fiyata sahip, %20 indirimle. Normalde 20 küsür lira. Yani... Bu arada bu daha önce oynamadığım bir bölüme geçmişim. Tamam, burayı oynayalım. Şuradan kendisine. Neden buradasın? Burası senin için kötü diyor. Yoksa aslında ben burayı oynamış mıydım? Oynamışım evet. Tamam. Unutmuşum. Bu taşları bu şekilde duvara asılırken kırma şansına sahibiz. Bunlar checkpointlerimiz tahmin edeceğiniz üzere.
Oyun müziklerini dediğim gibi beğenmedim. Öldüğümüz zaman bütün bencikleri kaybediyoruz, geri dönüp onları toplayabiliriz. Ama bencikler ne işe yarıyor şu ana kadar bir fikrim yok. Herhangi bir şey yaptırmadı bana. Bu bölümde bu şekilde geçmiş oluyoruz. Müzikler amatör dediğim gibi, ses efektleri çok amatörce yapılmış. Görsel güzel. Bu tür görselleri olan oyunları ben severim açıkçası. Sanıyorum ki boss'un olduğu bölüm bu olması lazım. Evet. Tekrar merhaba diyor. Dikkatli ol. Kötü bir enerji hissediyorum bu ormanda. Arkadaşlar da ormanın kendilerini ne kadar rahatsız ettiğinden falan bahsediyorlar. Bunları parçalayabiliyoruz bu şekilde. Hayır, tahtalarım, odunlarım, ahşaplarım. Evet, şunu altından geçelim. Boss'umuz da bu arkadaşlar. Yani ilk boss'umuz en azından. Boss olunca ne oluyor? Tabii ki HP'si oldukça yüksek oluyor. Onun haricinde böyle oldukça sıkıcı bir saldırısı var. Bekliyorsunuz, saldırısı geliyor. Kaçıyorsunuz, saldırıyor. Lanetli büyücüymüş kendisi. Karga. Ha bir de böyle emojiler çıkıyor, evet onu söylemeyi unutmuştum. İfade etmek için kendisini emoji kullanıyor. Boss. Ya olmamış bence arkadaşlar ya. Biliyorum hani bizi izleyen ebeveynler de var, anne babalar var. Belli yaşın üzerinde insanlar var. Belki çocuklar için, çocuklarınız için düşünebilirsiniz bu oyunu ama yani onlar için de daha güzel oyunlar yine olduğunu düşünüyorum ben. Ve daha fazla ne size ne kendime eziyet etmek istemiyorum. Bilmiyorum, çok mu haksızlık ediyorum şu an oyunu ama yani beklentim çok yüksekti. Platform oyunu olunca zaten atladım, aa ne güzel falan diye. Fiyat bence böyle bir oyun için çok yüksek. Ya aslında 18 lira, 22 lira mı, 23 lira mı ne asıl fiyatı indirimsiz. Bir şey değil, evet. Harcanan emek düşündüğü zaman, düşünüldüğü zaman ama muadili oyunlar çok daha uygun fiyata var. Bilemedim. Kanalımızda bir sürü şey var, platform oyunu daha önce oynadıklarım. Onlardan birine bakın almayı düşünüyorsanız. Bunu çok tavsiye edemeyeceğim ama yapımcı firmaya yine de teşekkür ediyorum, oyunu gönderdiler. Umarım sonraki oyunları daha başarılı olur. Biz tekrar yer veririz onların oyunlarına. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka bir videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.